Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tamamen doğal içerisinde hiçbir katkı maddesi bulunmayan tutun kendi öz suyundan yapılan dut pekmezi tarifini vermek istiyorum. Dalından sofraya gelişine kadar tüm aşamaları bu videomda göreceksiniz. Dutun yere dökülüp kirlenmemesi için dutlar için hazırladığımız temiz brandalarımızı serdik. Dutu farklı şekilde sirkeleyenler de var elle toplayanlar da. Dutun en iyi toplanma şekli sirkelemedir bir sirkeleme makinasıyla sirkeledik. Ben size soframıza gelen pekmezin aşama aşama yapılışını anlatacağım. Şifası ve lezzeti kadar yapılışta bir o kadar zahmetli ama sonuç muhteşem. Dutlarımızın sirkeleme işlemi bittikten sonra ayıklama işlemini yaptık. Bu şekilde silkeleme ve ayıklama işlemini de bitirdik. Şimdi ise sıkma işleminde Sıkma işleminde şırası ile posasını ayırdık. Şırasını ve posasını da size ayrıntılı bir şekilde gösterdikten sonra kaynama aşamasını göstereceğim. Şırasını ve posasını ayırdık. Pekmezimiz kaynamaya hazır. Öncelikle şıramızı kazanın içine boşaltalım. Şırayı boşalttıktan sonra normal ateşte kaynatalım. Kaynarken üzerinde pelte oluşuyor yani köpük. Bu köpüğü 5 dakikada bir üzerinden alın. Bu köpüğü üzerinden almazsanız eğer dut şırasının içine katılırsa dut pekmezinin rengi bulanık olur ve zamanla ekşimeye sebep olur. Bütün köpüğü aldıktan sonra pekmezimiz kaynadı. Pekmezimizi biraz dinlendirdik dinlendirdikten sonra sıcağı geçtikten sonra yani pamuklu bez torbalarına koyarak süzeceğiz. Pamuklu bez torbalarının kuru olmasına dikkat edelim. Berrak bir pekmez şiresi elde etmek için pamuklu bez torbalarında yeniden süzdük. süzme işlemi tamamen bittikten sonra şırasını alıp tepsiye bırakabiliriz. pekmez pamuklu bez torbalarından süzüldükten sonra tepsilere bırakabiliriz. Tepsilerimizin kuru olmasına özen gösterelim. 3 gün boyunca güneş alan bir yerde beklettik. 3 gün sonunda pekmezimiz hazır hale geldi. Pekmezimizi süzerken öğlen sıcağında süzmeye dikkat edelim. Sabah serinliğinde ve akşam serinliğinde süzmeyin. Eğer süzerseniz sürdüğünüz tülbente veya süzeye yapışır. Pekmezimiz hazır. Sadece süzerken ıslak veya nemli bir kaşık koymayın. Pekmez ekşimesin. Kıvamını göstermek istiyorum. Mükemmel bir sonuç elde ettim. Umarım videomda sizlere yardımcı olabilmişimdir. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara ise şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarda buluşmak dileğiyle hoşçakalın.